Terörist. Allah'tan korkuyorum. Terörist. Köşe yazarı. Ve dangalak. Ve şarlatan. Bu terörist. Babaanne kapat. Öcü çıktı. Sen teröristlerle beraber gidiyorsun. Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Kusura bakmayın. Bu Tayyip Erdoğan değişmez. Bunlar terörist. Çünkü bunlar kandan beslenen, evet, vampirler, vampirler. Ve dangalak, ve şarlatan. Mesela benim torun korkuyor. Ne yapıyor? O bağırıştan korkuyor. Şöyle bir durum var. Babaanne kapat. Öcü çıktı. Bu işin içinde olan teröristler var. Sizler Türkiye'nin en zeki çocuklarısınız. O yüzden seniz. Eyvallah. CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKPC militanıdır. Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Ruhi sıkıntılı bir durumun işareti olarak görüyoruz. Bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Biziz. Ey Bay Kemal, sen teröristlerle beraber gidiyorsun. Herkes terörist, o pürüpak bir yerde duruyor. Çaresizlik buraya getirdi. Elinde onlarca insanın kanı bulunan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Boyun eğecek değiliz, kusura bakmasınlar. Teröristtir, niye milletvekili oldu mecliste? Allah hakkımı helal etmiyorum ona. AKP'li olmayan, MHP'li olmayan herkes şu anda maalesef ki terörist. Haykıralım hep birlikte, yeter artık heybibese. Size biz pasaport veremeyiz. Sizin isminizin karşısına terör yazmışlar dedi. Beyefendi bizi kendisi terörist diye itham ettiği için yazın üstüne demiş. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Türkiye'de neredeyse her 5 kişiden biri terörist. Hapiste dedikleriniz çoğu bunların gazeteci falan değil. Sizden korkmuyoruz. Ne yaparsanız yapın. Siz hukukun dışına çıktığınız sürece biz sizi eleştireceğiz. İşte bir tane terörist, köşe yazarı. Köşe yazarı müsveddesi. Terörist ilan edilen 25 milyon olarak hep bir ağızdan haykırmamız lazım. Sensin terörist. 6 milyon terörist var dedi Türkiye'de. Ben teröristlikle suçlandım. Tayyip Erdoğan'ın benim için Türkçe lügata soktuğu bir kavram ajan terörist. CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle yürüyor. İyi Parti kiminle yürüyor? Onlarla yürüyor. Bir de Saadet Partisi. O da onlarla yürüyor. Kokola. HDP. Dörtlü. Bunlar dörtlü çete. Cumhurbaşkanının terörist dediği, evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan teröristler, iyi misiniz? Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını maalesef partililer, delegeler değil, lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor. El insaf, ben de el insaf derim. Terörist dediğini söyledim, çok kızdı. Çok kızdı. Önce hapisle tehdit etti. Tank palet fabrikasının 50 milyon dolara hani iyileştirileceğini söyledi ya. Zar benden alacak. Oslo'da bunlarla beraber oldun. Dolmabahçe'de oturdun. İmralı'da oturdun. Gıdada terör östürenlere gereken dersi de verdik, veriyoruz. Vereceğiz. Çünkü bunlar terör estirdiler, terör. Bizi kalkıyorsun, terörist ilan ediyorsun. Biz sabah 5'te kalkıp akşama kadar mücadele veren birer Türk milleti, birer vatandaşı. Biz bu bayrağın altında yaşıyoruz. Allah'tan korkun ya. Bu kadar düşmez bir insan. Halde terör estirenlerin işini de
biz en kısa zamanda bitiririz. Soğanı olan teröristi de yeni duyuyorum. En büyük depoyu kim yapıyor tahılda? Toprak Mahsulleri Ofisi. En büyük terörist oldu o zaman. Ellerinde bir damga hazır, üzerinde hain yazan bir damga. Pat, damgayı vuruyorlar. Mesela Türkiye'den kalkmışlardır, teröriste ödül vermişlerdir. Ne güzel ülke yönetmek. Terör örgütü adına elinize silah alıp kurşun sıkmanızla onun propagandasını yapmanız arasında hiçbir fark yoktur. Silahımı kullandılar. Sadece biz bu suça ortak değiliz dediler. Bundan ötürü bir insan ekmeğinden edilir mi? Barış akademisyenleri sadece barış talep ettiler. Elinde silahı, elinde bombası olan teröristle, elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur. Tam bir sömürgeci kafası. Tam bir sömürgeci kafası. Kredi derecelendirme kuruluşlarının bir ekonomik terörle, bu terörü estirmek suretiyle acaba biz Türkiye'yi nasıl ürkütürüz? Bunun gayreti içerisine girdiler. Bu iktidar iş başında olduğu sürece bu ülkenin ekonomisi düzelmez. FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. Ne işi var okulunu, çocuğunu okula gönderenlerin ya da bankaya para yatıranların ya da sendika üyesi olanların insanların ne işleri var cezaevlerinde? Elinizi vicdanınıza koyun. Bunlar terörist mi? Ellerine silah mı almışlar? Ben terörist değilim. Ben hakkımı arıyorum. Tek istediğim şey adalet. 19 yaşındaki askeri öğrenciler, erler darbe yapabilir mi? Acımayacağız. Özgürlüklerini çaldılar. Yazık değil mi pırıl pırıl çocuklara? Hayır diyenlerin şu anda attığı adım budur. Ve bunlar şu anda bölücü terör örgütlerine destek verenlerdir. Türkiye böyle yönetilmez. Anayı kıza, babayı oğla, komşuyu komşuya düşman ederek bir politikayı 17 yıldır sürdürüyor. Bu kadın Şirazesinden çıkmış. Onlar yakarlar. Onlar yıkarlar. Çapulcunun tanımı budur zaten. Çapulcu musun bay bay? Eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay? Eylemci misin bay? Sanatçı terör östüren olmaz. Teröre yataklık yapanı ben sanatçı olarak tanımıyorum. Can güvenliğim olmadığından bugün avukatım yetkili makamlara koruma talebinde de bulunacak. Bu ülkede biz bu teröristlere burayı bırakamayız. Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride. Organizatörü ve bir finansörü olması fikri gerçekten çok fantastik bir fikir. Terör örgütlerinin içine aldığı, yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk. Recep Tayyip Erdoğan, benden aldın bari adaletimi ver. Türkiye'nin önünde bir takoz var. O takozun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kusura bakmayın, bu Tayyip Erdoğan değişmez. Türkiye, DAEŞ'le mücadele eden yegane terör örgütüdür. PKK'yla da ve diğer terör örgütleriyle mücadele eden yegane terör örgütüdür.